gıcık olduğun, böyle haz etmediğin, enerjisini almadığın. Her geldiğinde insanlar şurada dans etmeni bilmiyor, tamam mı? Ama bunları bugün göstereceğim. Telefonundan engellediğin ünlü var mı? Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bebeklerim burada ve o bebeklerimi acaba kimler giyiyor? Giydirirken nasıl? Heyecanlanıyor muyuz? Zorlanıyor muyuz? Sanatçılar nasıl? Eğleniyor mu? Sinirliler mi? Stresliler mi? Neler yaşıyorlar? Hepsini bu kanalda sizlerle paylaşacağım. Ayrıca hiç bilmediğiniz yönleriyle tüm sanatçıları sizlerin karşısına sunacağım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Sizi seviyorum. İzlemeye devam edin. Ya mesela şu cekete baktığımda ilk aklıma gelen kişi tabii ki de, şimdi bir dakika söylemiyorum, siz tahmin edin, zekasıyla, böyle bir hoş seksiliğiyle, dansıyla, alev alev böyle hani insanlara lafını esirgemeden pat 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 diye söyleyen bir insan. Tabii ki de gördüğünüz gibi ekranda Selen Görgüzel ve daha bomba açıklamalarla geliyor. Beklemede kalın. Havaya girmeye çalışıyorum sabahtan beri. Sen hava geldi. Hava geldi. Sen buna ihtiyacın yok yani. Ne haber kız? Bir şey diyeceğim, ayıp değil mi ya? Bak benim ayakkabıma bak, bir de seninkine ya bak ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Hani seksi güya olan seksi bendim. Olan sendin. Sen sahnelerin seksisizsin kızım. Ben sahnedeki gibi geziyorum sanıyor insanlar. Şu an hayır. Buraya her geldiğinde insanlar şurada dans etmeni bilmiyor. Tamam mı? Ama bunları bugün göstereceğim. Bugün her şeyi bileceğiz. Eğer burada dansımı gösterirsem, dansımı izlemek için insanlar sahneme gelmezse. Hayır bir şey söyleyeceğim. Mesela sen dışarıda. Evet. Dolaşırken ben şuradan görüyorum mesela, geliyorsun bana, giriyorsun çıkıyorsun ama hep normal. Ama ben kendime bakıyorum mesela, her an seksiyim. Gel aşkım, bize çayımızı getirebilirsin. Ah canım, tavşan çok tavşan kanı şükürler. Hazırladım. Çok tavşanı örnek almayalım ama, tamam mı? yani tavşan kanının da cilde ne kadar faydalı olduğunu ilerleyen sohbetimizde anlatacağım. Bir şey söyleyeceğim. Bak onu sana saklamıştım. Ama onu da söylemeyeceğim. Senin o anne sütlerin, işte şeylerin, onu da söylemeyeyim, sünnet derilerin falan filandan sonra bu bir moda oldu biliyorsun. Herkes yapıyor. Aslında herkes yapıyordu bence ama sen bunu söyleyen insan oldun. Ve çünkü... Aslında sünnet derisini çok insanlar bilmiyordu da ben bir tanıttım bu sünnet derisi ile elde edilen şeyi, fibroblastı. Ondan sonra alloblast denilen bir uygulama aslında. Bu dünyada bir sürü Hollywood starının uyguladığı bir şey. Ama bizde... O yüzden yaşlanmıyorlar değil mi? Ha, bir de bak, stresleri ben, yok be. Ben yavrum. Halktan biriyim. Merakımdan halktan soruyorum. Halktan birine bakar mısın? Hayır, halka bak. Böyle bir halka. Halktan biriyim. Halktan biri. Halka hayır. Bak halka. Halktan biri olarak ilerleyen bir insan olarak dansör. Şu anda senin yanında ben halk oluyorum aşkım. Çünkü sen gerçekten şeysin yani. Bence halk her artık şeysin. Stardan daha star. Halk daha meşhur artık ünlülerden. Ya. Bakınız fenomenler. Onlara artık fenomen yani. Artık diyemiyoruz. Neydi onun adı? Biri bir şey demişti. Fenomen demedi ya. Ay orada sizin programda çok güzel bir şey söylemişti. Ya fenomen olmayanlar demedi. Fenomen değil, iş kadını, iş insanı deyin bize diyorlar. Hayır canım. Ne alakası? O zaman biz neyiz? Selen? Biz emektar. Sen emektara dönmüş olamazsın. Yatak odanı gördüm biraz önce. Nasıl yani? Esas emektar ya, benim. Ya bir şey söyleyeceğim. Selen Görgüzel'den nasıl bir, sizce nasıl bir, yani ben de dışarıdan bakılınca hani
Nasıl bir yatak odası bekler? Sen bana söyle, ben sana söyleyeyim mesela. Beni dışarıdan, sen beni tanımıyorsun ve nasıl bir yatak odam olması gerekiyor? Gerekiyor bilmem yani ama. Düşünüyorsun, hayal ediyorsun. Ben şu an hayal ettim. Etme falan diyormuş. Emin misin? Senin yatak odasında hayal etmeyelim. Hayal ettirmeyelim bence. Hayır. Ya şu hani, kadının yatak odasında ya, bak. Hayır, yatak odasının tarzı nasıl olması gerekiyor mesela? Ya. Sen bana söyle, ben sana çünkü çok güzel söyleyeceğim. Senin şimdi yaptığın tasarımlardan tabii insan şey bekliyor. Böyle taşlı tuşlu bir yatak odası. İşte yaldızlı maldızlı siyah olur senin yatak odan. Ondan sonra böyle taşları olur. Ne bileyim. Hayır, ben... Hayır, öyle bir insan değilmişim. De. Ya dışarıdan bakıyorum da şu an asla yani. İşte insanlar dışarıdan başka mesela, yargılayabiliyor insanları. Şimdi gerçekten herkes evimi, bütün evimi taştan zannediyor. Ben sana hayalimdeki yatak odasını göstereyim mi? Göster. Bir dakika canım. Ya şu an nasıl düşünüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Hani böyle mumlar, işte şamdanlar falan böyle. Arkada yatak başında böyle... Alevler falan fışkırmış. Benim yatak odamda niye şamdan olsun abi? Ya bir şey söyleyeceğim. Sen beni, bende de taş yok. Ama ben seni dışarıdan öyle hayal ettim. Hayır, mesela. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Şu elbiselerden taşı hayal etmem normal de benden sen şamdan... Hayır, senin sahnelerinden şu an ilerliyorum. Çünkü şöyle bir, içeride bir sanki birazcık kırmızılık, bordoluk. Gel. Bir dakika, bak işte hayalimdeki yatak odası. Allah aşkına. Bak, Allah aşkına. Hayalindeki bak. Yatak odasına bakar mısınız? Yani benim yatak odam ben bu olmalı. Ben şunu herhalde 40 yıl düşünsem Selen'in köpekçikten bir yatak odası olduğunu tahmin... Bekardın. Hep bekarım. Erkek arkadaşın var mı falan diyorsun. Erkek arkadaşın var mı? Yok, artık erkek, daha olmayacak falan. Artık daha olmuyor. Erkek arkadaşlarım var bir sürü. Ama özel hayatında olarak yok değil mi biri? Sevgilim yok ya. Olsa söylerdin değil mi bana? Abi aşkım sana bir arkadaş tavsiyesi, nasihatı. Ne yapayım? Şimdi köpekçikli olunca olmuyor bence, böyle bir şey olmuyor. Ondan mı erkek senin... arkadaşım olmuyor benim? Ondan mı sevgilim Hayır, olmuyor benim? Hayır, geliyorlarmış ayıcıkla falan filan. Canım bana benim, niye gelmiyorlar? Binnoş. Olmadı zaten, yok. Yok. Olması için uğraşıyoruz aşkım burada. Ama yani, yok. Ama yani... Selen'i biz her zaman böyle seviyoruz. Olmasından kıskanırız. Olsun düzgün. Eli yüzü düzgün, mümkünse çok yakışıklı. Böyle bir saniye, o sorularımın lütfen cevabını verme. Şimdi sen burada soru mu şey ettirdin? Ben burada altın kutuyu açacağım. Benim senle arkadaşız, her şeyini biliyorum ama benim de merak ettiklerim var. Senin benle ilgili bilmediğin ne var? İşte varmış meğer. Onları sormak istiyorum. Hadi sor. Ay ben, ben bile sıcakladım şu an. Açabilir miyiz benle camları? Benle ilgili neyi merak ettiğini ben de merak ettim. Ben seçeydim. Sen ne seçiyorsun soruları? Ay doğru ya, sen seçeceksin. Ne bileyim Allah ben. Allah, dur bir dakika. Dur şimdi bir tane şöyle. Karıştırıyorum, aslında çekiyorum. Hepsini soracağım. Dur sırayla. En gıcık olduğun ünlü. Ama bak doğru dürüst o. En gıcık olduğun? En gıcık olduğun, böyle haz etmediğin, enerjisini almadığın, böyle yani. Işın Karaca. Vay be! Var ya bu kadının dürüstlüğü bambaşka. Geliyor ve çektim. Hiç metrobüse ya da metroya bindin mi? Herhalde bindim. Aa, bu soruyu kim sordu? Bunu ben sordum. Bunu ben merak etmedim. Tamam mı? Yani... Binmiş. Bir şey söyleyeceğim. Metrobüste seni ya da otobüste gördüklerindeki tepki ne? Ay siz niye biniyorsunuz ki buraya? Dedim ki ben niye binmeyeyim buraya? Ben insan değil miyim? Senden ne farkım var acaba? Hep aynısı oluyor. Bilmem farkında. Yani şey diyormuş. Ben bayağıdır binmedim olsun ama yani. Hayır, bir de şimdi yurt dışına çıkan ünlülere bakıyorsun. Metrobüste bir sürü paylaşım yapıyor. Sadece Türkiye'ye metrobüste gelince... biniyoruz bu arada orada. Sadece metroya, orada. Metroya. Metroya pardon. Alttan tabii, underground'lardan. Underground'lardan yani dönüyor. Allah Allah. Türkiye'de binince kendilerine böyle bir sanki çok büyük bir fedakarlık halka karışıyor. Ama yurt dışına binince gayet orada Avrupa, normal. Avrupa havasına girilip diyor ki underground'larda biz dolaşmamız lazım. Neden? Şahsiyete çünkü oradayız. Şahsiyete davet ediyorum arkadaşlar. Tabii ki biniyorum. Çek. Buyurunuz. Allah'ım hadi o benim istediğim soru gelsin artık. Oku bakayım. Telefonundan engellediğin ünlü var mı? Ünlüler diyelim artık buna. Lerleri eklemek istiyorum. Ya telefonundan... Işın Karaca diyormuş yine. Ya bu arada Işın Karaca ile bir arkadaşlığım, ahbaplığım falan yok. Belki tanışsak birbirimizi seveceğiz bile ama şu anda bana verdiği enerji gıcık. Neden?
bilmem açıklamalarından falan herhalde. Evet, senin zaten programda da söylediğin. Yani o tarz açıklamalar yapmasa, işte duruşuyla daha böyle sahiplenici bir kadın olsa ben daha tatlı olurdu. Bu tutumu biraz insanları gıcık ediyor. Telefonumdan engellediğim ünlü yok, vallahi yok. Ya benim kimseyi, yok engellediğim var, usta var mesela. Ya ünlü mü lan? Çok ünlü Allah, bir usta. Allah şimdi bizim yani bir şey tamam kardeş ayarlarız falan. Böyle peki artık yoruldum bu beni aramasın artık daraldım deyip de açmadığın var mı? Ünlü? Ünlü tabii ki de yani dur ben ya, diyormuşum. Pınar Kerim oğlum arada blokluyorum çünkü fazla arıyorum ya yeter. Bir de gece arıyor. Diyorum ki kızım ben uyuyorum. Sabah 6'da kalkıyorum. Ben zaten aradığını tam arayacağım bakıyorum gece modu yazıyor. Ay diyorum kısaca diyor ki aramayın bizi beni. Hayır o bana alışmış tabii gece yarısına kadar oturmama. Ondan sonra bu söylemezsem olmaz programına başladığımdan beri 6'da kalkıyorum. 6'da kalkmak ne demek ya? Daha düşünsene kavgalar bile uyuyor. Yani aslında kısaca herkese engelliyorsun. Belli bir saatten sonra. Herkes engel. Buyurunuz efendim. Hayır bu sefer sen çek. Çekeyim bebeğim. Belki sen hiç istediğin soruyu çekersin. Tatmin etmedim. Yine çekemedim. Onlar. Yine mi? Neymiş? Ya bunu da kesin diyecek ki. Yani bu bunlar bak bunlar şeyler böyle basic sorular. Hani bu şey hani böyle. Bu soruyu kim düşündü? Gelir misin sen bu soruyu düşündün? Arka ses, dış ses neydi? Telefonunun hafızası dolunca yeni telefon alıyor musun? Ha bu mesela 100 bin liralık telefonu kaybedince ya da şey olunca tekrar hemen akabinde 100 bin lira cebinden çıkartıp nakit cash veriyor musun tarzında bir şimdi şey kaybedersen oluyor. Mecbur alıyorsun almak zorunda bir kere telefonu. İnme geçirerekten alabiliyorsun çünkü iPhone'lar artık 100 bin lira oldu. Bir kere telefonum çalındı Nişantaşı'nda şöyle oturdu içime mecburen gittim telefonu çok aldım tabii. Çok pahalı olmadı mı ya? Bak ben hala almıyorum. 14 Plus'tayım arkadaşım. 15'e geçmedim. Ben şey diyorum şu fakirim. Valla ben de değiştirmiyorum. Zıttırı pıttırı yok. Model çıktı yok. Yenisini al falan. Hiç öyle bir saçma sapan harcamalarım yok. Böyle şımarık harcamaları da tasvip etmiyorum. Bu soruyu da iptal ediyorum. Atıyorum. Cimri ama yakışıklı taş. İstemem. Bak ama yakışıklı taş ama cimri. Yoksa bonkör ama çirkinlikten yani artık böyle ne yapacağını bilmiyorsun ama acayip zengin böyle yani zengin yani. Saçıyor böyle diyorsun. Fenomen. Ya bir tanesi yakışıklı ve cimri öbürü bonkör ve çirkin öyle mi? Evet. Ya şimdi düşünsene yanında hayal et ama iki seçeneğin var. Dünyada ikisi kaldı bir tek. Sen ve ikisi yani senin çoğalman gerekiyor. O zaman çirkin cimri ve yakışıklıyı alırım ne yapayım? Dünyada ikimiz kaldıysak zaten para harcayacak. Hayır dünya sana kaldı. Doğru ya bir dakika yanlış cümle. Ya bu kadar cin olma ya. Hayır çok kişi var dünyada şu anda para bir tek sende olması gerekiyor. Yok, yakışıklıyı alırım o zaman. Düşünsene esmer yakışıklı kaslı bir adam ve kumral ama asla ağzını koklatmıyor yani. Mümkün ama değil. Dünyaya, dünya neslini güzelleştirmek adına, dünyaya bir hizmet adına tabii ki yakışıklı olanı seçerim ki. Yeşim öyle mi diyorsun mesela sen? Evet. Dış sesinden ses ver. Bir ses verir misin? Öyle mi sizin için ama ya? Ama yani tabii ki böyle de kodlamayalım. Mümkün olduğu kadar cimriler, pintiler uzak dursun. Kadın veya erkek. Ben böyle cimri insan sevmiyorum. Kadın da erkek de. Böyle... Gereksiz ya senin dünya cimri, malına böyle, bu kadar yapışan insan modeli. Senin böyle bir zaten böyle cimri böyle parayı çıkartmayan elin cebinde akrep olanlara karşı şeyin var. Hani his var yani. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle Allah aşkına söyle bir şey. Bak, gerçekten söylüyorum. Cebine cimri olan sevgisinde de cimridir. Saygısında da cimridir. İnsanlığında da merhametinde de cimridir. Cimrilik sadece maddesel değil. İnan bana cimri insanın genel karakteri de böyle iyi ben değildir de ya. Ben de yapamam. Vallahi ben de yapamam. Alkış yapar mısınız? Lütfen. Arkayı alkış ekleyelim ama. Ama yani senin bu seksi bir kanalda şu spor ayakkabılarımla kendimi çok ezik hissediyorum. Ay al seni al kurban olayım al. Hadi gel doğalımıza dönelim eski halimize. Bakayım ayaklarına benim de bak, ayak şeyim vardır ha takıntım. Benim bu parmağım bu parmağımdan uzun o parmağım bu parmağımdan daha uzun o parmağım yanında şey şişko. O benimki de uzun. Bak ojelerimiz de güzelmiş ha. Yalnız benim şöyle tutayım güzeldir. Da küçük gözüküyor yanında. Benim ayaklarım da güzeldir ha bak. Gerçekten. Yalnız vallahi şu anda seninki de bak bunlar uzun olan zengin oluyormuş. Evet ama daha olamadım. Ve şanslı oluyormuş öyle diyelim. Çocuk mezarından hallice. Kaç numara ayakların senin? 40. Merhaba
ben şey demek söyleyeceğim. Ki Şu anda asla bu kadına uymaması ve ben de bunu giymek istiyorum. Bir şey diyeceğim. Demek ki Cinderella ben değilim. Şu an bize bak. Demek ki kül kedisi ben değilim. Ayakkabı bana büyük oldu. Bir şey söyleyeceğim. Yani ama normalde topuklu giymem aşko ben. Ama dedim ki Selen geliyor, topuklu giymem lazım. Çok uzun boylu çünkü. Tabii çünkü Selen 2.80 boyunda ya, boyuma erişmeye çalıştı. Aa bak, tam da o sırada bir şey yap, bir şey buldum. Çok güzelmiş. Zivensi. Şey, doğru mu söyledim? Civenci. Ter kokan biri evet. Yanında oturuyor. Hı. Ama adam tam senin istediğin gibi. Hı. Şey, şefkatli, hı, yakışıklı, zengin. Zengin hem olmasa sempatik, da hem yakışıklı. Ama böyle doğrusu çok mert bir delikanlı, bir gülüşüyle kalbimi çaldı. Ama ter kokuyorsa güle güle. Ay değil mi? Yapacak bak, bir şey yok. Gerçekten şu ter kokusu beni bitiriyor. Ya. Yani ama yani senden üzerinden ilerliyoruz yani, sen beni çağırsan ben sana söylerim. Peki ben Pınar'a sorayım mı? Bak ben asla tahammül edemem. Ha. Yani hani evliyim, hani kocam asla, Allah'ıma şükür öyle bir şey yok. Ama ter kokan bir insan acı acı, yani bir de o kalmış, onu da sevmen lazım yani. Düşünsene bir de pastırma falan yediğini. Bak şimdi yediğini. Bu arada ter kokusu bazılarında hastalık, bunu da söyleyelim. Bununla ilgili tedavi olsunlar, yediklerine çok dikkat etsinler ve hijyenlerine dikkat etsinler. Bunun için etsinler. De onun bir çaresi olur, bulur o kesin. Ayı sütü, şey sütü bilmem ne kuyruğu. Doktora baktım ki adam çok ilah. Baktım ki adam dadından yenmiyor. Dedim gel seni bir doktora götüreyim ben. Adam da yakışıklı. Gel. Baksana çok hoşlandılar. Ama yazık adama ya. Hani beraber olmasam bile onu bir şey kurtarayım. Hastalık çünkü o. Şey yani ya derim yeme şunu şunu. Ya da demek ki ter bezlerinde bir sıkıntı var. Onu sürekli salata yemeye getiriyormuş adam bir süre sonra. Şok yok, eriyormuş. Eridiği için de terliyormuş. Ama ya yok. Sağlık açısından ter kokmamalarını tercih ederim tabii. Bak ki. Bak şimdi aşkım. Uzaya biraz önce çıktılar gittiler. Evet. Maşallah. Gittiler tamam. Sen çıktın diyelim. Hı. Mesela sen uzaya gittin. Hı. Yanına götürdüğün böyle özel sana ait bir şeyini söyle ve İlk hani cümlen ne olurdu? Şimdi o mesela çok bizde merak edildi ya, herkes bir cümle kurdu ama Türk'ten bir cümleyi merak ettik. O sen olsaydın ilk cümlen, uzaya çıktın. Yanıma da bir şey mi aldın? Yanına da o özel, iki soru. Bir yanına özel ne alırdın? Bir şey alacaksın. Diğeri de uzaya çıktın, oradan dünyaya sesleniyorsun. Merkür yedim oğlum, bundan sonra astrolojinin bütün kurallarını değiştiriyorum arkadaşlar. Yanına ne alıyorsun bu arada? Bomba. Tabii çünkü Merkür yok edelim abi. Geri geliyor, ileri geliyor, bütün dengelerimiz bozuluyor. Aha bu yıldız haritasıyla ilerliyoruz şu anda tabii. Farkındaysanız. Tabii. Ya Merkür'ü yok etme derdine düşmüş. Ya bizim da... çıkan ilk Türk olarak çıkıyor. Merkür'ü yok ediyor, dünya yok oluyor, biz kaldık. Kendini düşünüyor şu an yine farkındaysanız. Olur mu ya? Olur mu? Aşk oradan olsun. Bize böyle yapıyormuş. Abicim Merkür ilerledik. Gerilediğinde hepimizi etkilemiyor mu? Geldiğinde her şey yok olmuş meyerse. Ha. Ama biz seninle ikimiz... Yani pardon ben de çıktığımı düşündüm bir anda. Bir dakika hayatım. İspanyol yanında, İtalyan yanında. Düşünsene yanında öbürü neydi? İsveçli miydi? Yanında ve bir tek sen Türk olarak kadınsın. Ya bu temel fıkrası gibi. Öyle. Hıdır idi Yunus idi diye geliyor. Hıdır idi Yunus idi, hıdır idi. Ay çok sıcak. Muhtemelen o temel ben olurum herhalde. Ay çıkar çıkmaz da dünyayı yok ederiz deyip dönmemize gerek yok. Ay Allah aşkına şu cemaat çağırırsınız. Fransız. Fransız derim, sen bir atla. İngiliz sen bir atla. Bakarmış ona yakışıklı. Ya da ne bileyim değil. Ya ilk önce ona bakılır bir kadın olarak. Baktım ki Amerikalı güzel, sen kal. Hıdır diyor ve temeli kal. Devam ediyor şu anda. Zaten onlar da ilk önce bunun kalmasını ister. Aa, derim madem uçmayı bilmiyorsun niye astronotluk yapıyorsun? Ve tam üstüne hiçbir erkeği dövdün mü? Dövdüm. Kim lan? Bana niye bunu anlatmadın? Aa kızım manyak mısın? Ha? Delisin herhalde. Kim? Aa ben yani şimdi tanımıyorsunuz da, hatta bir tane değil. Benim çok erkek dövmüşlüğüm var. Mesela? Yani nasıl dövüyorsun ya, anlat bana kız. Şimdi göstereyim mi? Yani ya, şey abi. Gelsene erkek görmesi lazım muhtemelen, beni değil. Değil mi? Ya bir gün size şöyle bir şey söyleyeyim.
bana böyle hakikaten çok takıntılı bir arkadaşım vardı. Çocuk aşık yapacak bir şey yok. Duygularına saygı duyuyoruz kendisinin. Ben de aşık olmayacak bir insan değilim tabii ki. Ama şimdi bana aşıksanız kontrollü olmak durumundasınız. Biraz tehlikeli bir insan olduğum için. Ay bak böyle şeylerde çok heyecanlanıyorum. Ya nasıl dövdü? Şimdi çocuk böyle bir asılıyor. Diyorum ki bak arkadaşım ben seni arkadaş olarak görüyorum. Ondan sonra o sanki ben cilve yapıyorum zannediyor. Tamam bazı kadınlar var ya böyle adamı reddeder ama aslında o cilve yapıyordur. Ben seni reddediyorum gel 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 demektir o herhalde. Çünkü insanlar artık düz değil ya böyle duygularında. Abi seviyorsan seviyorum, istiyorsam istiyorum, arayacaksam arayacağım, aramayacaksam aramayacağım. O cilveler yok bende işte. Ne bileyim ben arama bir daha beni. Tık. Bekler arasın diye. Ben de öyle bir şey arama diyorsam hakikaten aramasın beni yani. Şimdi çocuğa diyorum ki bana asılma. Benim senden... Sana da asıl... Yani asıl... Hayır ya asılınmayacak yani, gibi değilim değilsin. Kabul ediyorum. Bence de. Ama, yani ama nasıl dövdün? Yani şöyle, hani ne yaptın? O, yani adam da adamdır yani karşısındaki. Ondan sonra gücü bir yetmiş, de yüzsüz, terbiyesiz. Şu anda bizi kesin izliyor ve kendisini çok iyi biliyor. Gel bak, buraya gel gel sen gel. Dur. Ne yaptın biliyor musun? Ondan sonra dedim ki madem sen bana bu duygularını kontrol edemeyeceksin abi bir daha görüşmeyelim seninle sakın dedim. Benden de uzak dur dedim. Tamam ondan ben sonra, senin erkek olayım tamam hadi kendime. Ama bir şey söyleyeceğim yavaş gel. Dur şimdi ben böyle tamam abi bir daha beni rica ediyorum arama. E çünkü artık işin boku çıkıyor tamam, dedim. Bir şey, ondan yavaş sonra ha. İyi bak kendine dedim döndüm tut kolumdan. Korkuyorum. Tuttum. Ondan sonra. Dur bak tuttum. Nereye gidiyorsun? Falan. Yok hani Türk filmlerine o döndüm. O öldürme sebebi. Aşkım bir dakika şimdi. Ondan sonra tuttu böyle benim dudağımdan öpmeye kalktı. Böyle hani güya romantik yapacak. Dur bekle. Şey, on tamam, kadarına bak, gelmeyeyim. Dur ha. Daha tutma tamam. Dur. Tamam be. Dur beni arama tamam mı? Tamam. İyi bak kendine. Gidiyorum tut. Heh. Pardon sert yaptın mı sen de bana sert yapma tamam mı? Dudağımdan öpmeye çalıştım. Bir koydum. Oha. Bir koydum. Oha. Bir koydum. Ondan sonra çocuk yerde kıvranıyor. Yerde kıvranırken bir tane daha koydum. Erkeklerde klasik. sonra ondan ne oldu sonra adam? Çocuğum bir daha çocuğu olmuyor. Şaka. Ya yapacak bir şey yok. Ben bazen kontrol edemeyebiliyorum bazı ama sen şeylerimi. İstemsizce... İstemsiz olur mu? Beni öpmeye çalıştı zorla. E tamam da yani... Beni öpmeye çalışınca ben de... Arkadaşlar buradan Türk halkına sesleniyorum erkeklerine. Çocuğunuzun olmasını istiyorsanız eğer Selen'e yaklaşmıyorsunuz bu kadar basit. Ve bu öyle bir şeyden sorudan bunlara çıkacağını asla tahmin etmemiştim. Ama bak, çok kötü vurdum ya hakikaten. Kendini bayağı en seksi patladım. Hissettiğin yer. En böyle. Sahne. Hissettiği yerin diyelim bir de. Yatak mı demek istiyorsun? Hayır, ya? Hayır. Kız, hayır, vücudunda en seksi olduğun yerin. Yani en hoşuna giden yer. Mesela ben... Şöyle seviyorum ya şuramı. Hani mesela böyle giyindiğinde... Dekajı mı? Şu dekajımı seviyorum. Biliyorum, mikrofon takılırken de bunu anladım. Gördüm ya, hissettim. Ben kendimkine baktım sonra yok, hissedemedim o şeyi alamadım Pınar, oradan. Mikrofon takarken bana yükseldi. Dedim ki ben değil, biliyorsun kameraman takıyor. Ben bunun mikrofon olduğunu çözememiştim bile biliyorsun. Ay bunu kamera zaten... Ben dedim ki ben onu çekeyim, o beni çekecek herhalde. Neyse, başka... Ya ben vücudum... Ben sana söyleyeyim, benim sen kalçam. Evet. Güzelmiş ya, ben de sonradan fark ettim. Güzel kız derim sen. Bakın ve taş, buradan. Sert ve şey... asla şey oynama ve hareketlenme yok. Söyle, jel arka, diye bir şey yok. Bir şey diyeceğim. Yetkin beyciğim. Rica edeceğim. Önemli bir açıklama yapıyoruz şu anda. Bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük, bütün herkesi yemeyip içmeyip en büyük merak ettiği konu benim kalçalarımda herhangi bir operasyonun olup olmadığı. Ben onu da ve sorayım. Burada modacım, kendisi beni giydiren, üzerimde defalarca prova alan insan. Benim kalçamda herhangi bir şey var mı, bir müdahale var mı? Gayet tüm çıplaklığıyla söylüyorum. Asla yok. Bakın. Çok açık. Yani öyle bir aynanın karşısında duruyor. Ve asla bak iki böyle dansöz hareketi yapsa bile orada sallanan bir jelibon, bir bonibon, bir şey asla yok. Bakın gerçekten ne bir protez, ne bir ve tüm çıplaklığıyla gördüm. Ve ben var ya yıllarca onu küçültmeye çalışıyorum. Asla o kadar sporlar, güzel sporlar bilmem ki. Neler. Yok sen bak, kesin yaptırdın, yastık takıyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Ama ben küçükken bundan utanıyordum ayol. Şuraya kadar tişörtten kazaklar, bağlardım bir şeyler. O bende de vardı mesela. Bak bende de mesela var biraz.
çok var hayatımda. Ama biraz yumuşak. Seninki taş. Kilo ver biraz. Seninki taş. Hakikaten yani. Hayır. Çünkü şöyle bir şey var, yani rüzgar eserse hazır yaprak yokken uçan bir şey olsun. Dekoru ya beni övüyor değil mi Yeşim? Gömüyor. Övüyor mu, gömüyor mu şu anda? Beni sevdiğini söylüyorsun değil mi şu anda? Yani doğanın efektini bozuyor. Aha geldi bir şey. Bir şey söyleyeceğim. Herkes senden şeyleri bekliyor. Hani çünkü sen bir şey söyledikten sonra konumuzun en başına dönüyoruz. Tamam, tamam mı? Tamam. İşte ben cidden senle gördüm. Neyi? Sünnetlerisini, işte şeyi, anne sütünü, hatta kanseri yeniyor, anne sütüdür, şudur, budur, her şeyi seninle gördüm, tamam mı? Bize söyleyeceğin önemli başka? Bir şey daha var mı? Başka. Yani çünkü sen gerçekten diyorsun ama o dediklerin hepsi oluyor ve başarılı. Kimyasal etkisi. Sanki bilim adamları bulmuş gibi hissediyoruz. Şu an bana tek söylediğin şu şeyi bana söyler misin? Sen şu an insanlar ne yapmalı? Şu an sen insanlara ne anlatabilirsin? Üçüncü bombam geliyor. Bence bunu yapın ve sizin hayatınızda gerçekten olumlu bir etkisi olacak. Ama anıyla anlat. Anıyla. Ne bileyim. Şimdi benim bu verdiğim tavsiyeler biraz mizahi ve magazinel açıklamalar olduğu için bazı bilir kişiler ve olayı daha böyle ciddi platformlarda duymak isteyen kitle bunu eleştirisel bakıyor. Ama ben yaptığım her açıklamayı birincisi dikkat çeksin konu, farkındalık yaratayım ve bilgilendireyim amacıyla yapıyorum. Sünnet derisinin ile ilgili yaptığım açıklamadaki tamamen gerçeklik payını zaten artık bütün Türkiye ikna oldu ve herkes uyguluyor. Orada da çocuk şeyleri insanlar bana kalktı, sen çocukların şeyini mi kesiyorsun? Lütfen ne olur arkadaşlar. Yanlış bilgi. Algı konusunda biraz oradaki. Kendimizi geliştirelim. Normalde doğar doğmaz çocuklarını böyle sünnet ettiriyorlar. Çöpe atılıyor ya o. Mesela deri parçası çöpe atılıyor. Bitti, çöp o yani. O kullanılmıyor. Şey, bağ, kordon bağı gibi. Yani, onlarda da öyle bir şey. Ondan sonra sünnet derisi hala oradaki hücre yaşarken, çöpe atılmadan önce hücre yaşarken bilim adamları, doktorlar, tıp insanları oradaki hücreleri alıp fibroblast yapıp canlı hücreyle kök hücresi haline getiriyor ve cilde uyguluyor. Bu bir bilim şeyi. Ayı kanına gelince de aynı şekilde yine araştırmaları devam eden ciddi bir husus. Onun dışında canlı hücrelerin insana çok ciddi faydaları var. Mesela ilik içmek canlı gibi bir sürü bilgi var, bunları paylaşacağım. Bir şey daha var. Gel bir dakika bunu söylemem. Sen evli olduğun için daha rahat, sende mezba var sen, çünkü. Sen bana söyle, ben sana yardımcı olacağım. Çünkü doğal protein. Gerçekten mi? Evet. Şimdi burası YouTube'du değil mi? Konuşabiliyoruz yani değil mi? Sonuçta. Hayatım, ben bunu normal kanallarda da açıklarım. Çünkü bilimsel bir şey. Ama bunu sen söyle. Ama insanlar buna hazır mı onu bilmiyorum. Hayır, ama şu an bilimsel bir şey söylüyorsun. Sanki ben bunu arkadaşlarımdan duymuştum. Sanki hani, değil mi? Ama kimse bunu açığa kavuşturmadı. Yani uyguladığını söylemiyorlar. Söylemiyorlar ama ben bunu bir şeyini duymuştum. Bana kulağıma söylediğin o şeyi şey olarak söyler misin? Ben de sana söylediklerimden anlatacağım. Şimdi şöyle bir şey var. Ben bu açıklamayı tamamen en nihayetinde artık ben bir yayın kuruluşunda habercilik de yaptığım için haberci refleksiyle yaptığım açıklamayı profesyonel ve gerçekten bunu tiye almadan... Artını doldurmasan söylemezsin. Aynen öyle. Yani tiye almadan ve bu işi egzajere etmeden doktorlar tarafından onaylanan bir gerçek var ki erkek menisi canlı halde aynı anda tazeyken yüze sürüldüğü takdirde doğal proteinle ciltte lifting etkisi. Lifting etkisi ve besliyor cildi. Evli bayanlar, evli şimdi, arkadaşlar bu konuda kendi kocalarını bu anlamda mesela da kullanabilirler. Şey, şöyle de bir şey, yani bu erkek hani spermden menisinden bahsediyoruz. Şimdi canlı protein olduğu için diyorsun ki bitti. Niye bunu bu kadar utanarak konuşuyorsun? Ondan sonra ya? Harbiden niye? Niye mesela, anlatsana. Allah Allah. Hadi. Şimdi arkadaşlar, duyduğunuz gibi şeyi alıyorsunuz. Ay niye bize, bak ben bastırılmış Türk halkıyım.
Tamam, evet, ben karşındaki halk, direkt halka dönmüş bir insanım. Ben şimdi terbiyesiz, arsız kadınım. Hayır, yok, ben arsızın önünde gideyim çıktım şu anda. Şimdi spermi, protein canlı olduğu için sivilceli veya herhangi bir yaralı bir yere sürdüğün zaman direkt orası yok oluyor diyorsun. Bu yani. Hani düzeliyor, mutluluğa eriyor, rahatlıyoruz hem psikolojik hem de şey olarak yani. Düşünsene şu sokakta erkekler olarak kaçacak, kadınlar erkekleri kovacak. Hayır ama olma, onu herkes bulabilir diye düşünüyorum ben. Doğal krem. Ya yani evli olan kadın arkadaşlarımız. Bu anlamda kocalarıyla cinsel yaşantı, sağlıklı cinsel yaşantısı olan karı kocaların eşlerinin bu anlamda kocalarının spermlerini cilt bakımı içinde kullanabilecekleri tavsiyesini öğrenilen bir bilgiyle, bir habercilik refleksiyle, aldığım bilgiyle aktarabilirim vallahi size. Valla ben bu bilgiyle bundan sonra kocayı akşam boşamam. Kocama giderim. Çirkin ne? Şey diyoruz, biraz önce soru sorduk ya, çirkin olsun mu, yakışıklı, hiç umurumda değil derdim. Bundan sonra birine sorduğum zaman varsa işimi görüyorsun mantığında bakarsın yani. Yeter ki cilt bakımı olsun, yeter ki gençlik olsun, gençleşme olsun yani. Ya bu, ama bu konuyu böyle biz tabii biraz aramızda arkadaşız ve samimiyiz diye gülüyoruz, espriye vurarak belki konuşuyoruz ama hani ciddi bir bilgi bu aslında bakacak olursanız. İnsanların belki başka yerlere çekebilme potansiyeli olan bir bilgi ama birçok insanın da hakim olduğu bir bilgi. Ama dillendiremiyorlar. İnsanlar gerçekleri konuşmak, bilgi paylaşımında bulunmaktan o kadar korkuyorlar ki ve ben bunu bak heyecanımı anla şu anda. Çay buz olmuş ve ben hala bunu içiyorum. Aşkım bence sen bu sohbetten sonra biraz önce eve gitmek istiyorsun. Hayır eşim de şu an Ankara'da yani. Yani anlatamıyorum olayı da. Neyse aşkım. Birazdan devam ediyoruz, tamam mı? Tamam. Erkek olabilir mi? Olabilir tabii ki de. Tamam. Yalvarırım, bir erkek söyle bana. O zaman Yılmaz Erdoğan. Yılmaz Erdoğan. Yılmaz Erdoğan. Oo! Sanki var bak, şu an gözlerden okuyorum, en utandığım bir an var. Hani bayağı utanmışsın şu an, sanki fal bakar gibi hissettim. Şu an ağlıyormuş utandım ben diye.